Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi çocuğunuz kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bu ne anında canlar çekip atacağım sizi. Çünkü Instagram'dan çok sordular. Filiz geç kaldın niye video atmadın diye. Bir şey mi oldu diye. Sizleri de merakta bırakmamak için bu videomu canlar çekiyorum sizin için yani. Hem kendim için hem sizin için. Yalan yok. Videomda yok idi. Sordunuz o da üstüne geldi. Ben daha burada çekeyim dedim size. Bir ufacık bir video canlarım. Ne kadar oluyorsa. Canlar ben hiç Allah günah yazmasında dayanamıyorum. Şöyle. Ne acıkıyorum. Ne susayırım. Sadece midem çok ağrıyor. Başım patlıyor. Akşamüstü ama. Şöyle saat 3'e canlar 4'e kadar gene fena değilim iyiyim ama ondan sonra iftarda da asla yemek yemiyorum. Ha şimdi bir kase mercimek çorbasını limon sıktım. Zorla ondan yedim. Aa, ekmek de daha sofraya kaldırmadım. Ekmekle yanımda bir dilim ekmek aldım onu da yemedim bıraktım onu oraya. Doktora gittim canlarım işten çıkınca bu akşam. Ağrı kesici istedim migren için dedim Allah aşkına dedim ver bana bir güzel ilaç ne olursun dedim migren için. Yazdı bana canlarım ilaç. Ay şimdi doktordan geldim. Onu da verdim apotekeye eczaneye gittim. Ha bu kartımı da buraya koydum. Bu da orada yokmuş canlarım. Simarlattırdım ha kağıtı da bende eczanenin. Simarladılar onu. Yarına gelecek alacağım onu inşallah iyidir. Dur bakalım bir umutum var yani. Demek ki değişik idi ki çünkü kullandıklarımı gördüm burada. Onlar değildi demek ki. Demek ki değişik bir şey yazdı bana bir ilaç ki yok eczanede. Dedi abla dedi yarına dedi gel de dedi vereyim onu sana dedi o kız. Oy. Erdoğan da birazdan gelir canlarım. O da 2 önce olduğu zaman öğle 2'de gidiyor. 10'a kadar çalışıyor. Eve gelene kadar saat 11'i buluyor. O da geldikten sonra evde iftarını açacak. Orada tabi iftarını bozdu. Bir şey aldı yedi mi hiç bilmiyorum. Orada karnını doyurmaz. Asla. gelecek kaç saat sonra bak iftardan 6.30'da burada olsa 7.30, 8.30, 9.30 neredeyse canlar 4 saat sonra iftar edecek. Dün de şöyle bir açıklama canlı açıklama değil konuşurken yap dediydim yani lafın arasında ya siz konuşurken hiç demiyor musunuz ki mesela bir konuşuktan kadınızla bir konuşuktan öbürüne atlayırım. Canlar ben de sizle bu kadar konuştum kadar böyle kimseyle evine gidip de sohbet ettim. Yok ben de sizlerle sohbet ediyorum. Gerçekten ben de sizlerle sohbet ediyorum. Lafın arasında dedim ki iki video öndeydi herhalde. Almanya dedim işte evde bile dedim iftar etmeye dedim hani şey olmayın. Saati olmay, olmadı mı olmay. Gececi oluyor mesela eşlerimiz Almanya, yurt dışı geneli mesela. Yurt içinde de var öyle olanlar. Kim çalışıyorsa Allah kolaylık versinlara. Çalışmadan olmay canlarım. Dedim ki, aynı sizler gibi. Sizlerin de eşleri gececi gittiği zaman mesela yanına sahura dedim. Eşime vereceğim dedim. Oo demez olaydım canlarım. Tut deli bağla uslu. Bizde öyle derler ya. Sen... Niye diyorsun ki ben eşime sahur çantası hazırlıyorum. Yemezse olmuyor mu? Sen adama zorla oruç tutturuyorsun. Bak şimdi. Niye hep böyle konulardan insanı yani vurmaya çalışıyorsunuz? Ne alakası var? Benim eşim Allah'ıma çok şükürler olsun. Hastalıktan burada yolsa orucunu ben bilmem ki bozdu. Kesinlikle. Ben zorla oruç tutturuyorum buna. Ben herkesi zorla yaptırırım yani. Affedersiniz. Çok çok affedersiniz. Herkes kâfir. Ben mi Müslüman yaparım bunları? Çok yazık yani. Bunları kınarım yani. Bunları yazanları da gerçekten kınarım. Aklıma gelmişken de onu size söyleyeyim. Bilmem çok tuhaf. Keşke böyle düşünmesel. Bunları da iyi kalpliler bence yapmaya. Bu mübarek aylarda akıllanmayan da daha akıllanmaz. Abi dünya döndü. Ha Hatay, Matay, memleketlerimizden, Türkiye'mizden. Ha bu dünya döndü bile tersine bir tane akıllanan kalmadı. Bak dünya tersine döndü.
İstekiler kalan geldi. Alttakiler zumurlandı gitti değil mi? O kadar çocuklar annelerinin koynunda öldüler. Ha bu kadarcık kimin kafasına akıl girdi? Girene girdi akıl. Ama girmeyen öldü daha değil. Adama de işe gidiyor oruç tutturuyorsun. Bir tek benim eşim mi işe gidiyor oruç tutuyor? Ben sizce ben zorlan birine bir şey yaptırabilir miyim canlar? Tutacak. Mecbur da tutacak yani. Hastalık olmadığı sürece ben dayanabilirim dediği sürece tutacak. Ne yapalım abi karışacak benim uşağım tutay. Ha Allah korusun. Olsa hasta dese ki hatun ben çalışırım ama şey etemiyorum dayanamayırım. O zaman ben onunla ne karışırım bari. Herkesin kendi fikri. Beni eşim kimse yönetebilir mi? Yönetemez. Bak ben çatlayırım canlarım. Hiç doktora gittim diyemedim ki ben oruç tutarım diye. Asla diyemedim bugün. Ha böyle baktı bana. Her zaman giderim oraya böyle oldum bir Ramazan'da. Hep diyor ki sen kronik migren hastasısın. Sen oruç tutamazsın. Buraya gelme. Sen bana başım ağrıyor diye daha buraya gelme diye. Ben sana kaç kere diyorum diye. Ben sana kaç kere diyorum. O yüzden buraya gelme. Demedim bile yani. Ne yapayım? Herkesin kendi vicdanı, kendi aklı yapacak bir şey yok canlarım. Bizler de böyle. Bugün sabahtan tarlaya patates bile matikmeye gidiyordum canlar. Dikemedim. Efe lavaboya da git sanıyor. Sen hasta mı oldun lan? Bence hasta oldun. Hiç sarmaysın bay Efe. Valla. Ama ne bileyim. Ellem onu annem hasta hasta. Geçerse ellem onu. Sizlerin de erkek uşakları abi adam dinlememezlik yapayla mı canlarım? Şey var ya nedir abi ergenlik ergenlik bu ergenlik de yani çok az bir şey değil ha Allah yardımcımız olsun Efe ya ya öyle canla bugün ne yaptım biliyor musunuz mercimek çorbası salata karpuz bir de üzüm yaprağından sarma sardım tatlı yoğurtum vardı o kadar ama Erdoğan Bey olmadığı için hiçbirimiz de sarmadı bizi iftar sofrası. Esettim. Böyle de çok garip oluymuş. Torunu mu seyrediyorsun? Zeynep torunu seyrettiği teyzeleri göstereyim size bakın. Zeynep'in kedisi var ya Melek teyzesinde çarşıdan aldıydık bunu canlar. Yatırdıydık eve. Şimdi torun gene hamile. Gene doğuracak. Bak bak. Gene aynı ağlıymış diye. Melek babam ki Filiz diye. Ben diye. Buyla da diye. Kedi diye. Hiç görmedim diye. O kadar uysal diye. Ya öyle görüyorsun diye. Hemen diye. Upuzun yatıyor diye yolu. Oraya diye. Serle göstereyim babanın telefonda. Bugün çok şeylere niyet ettim canlar. Hiçbirini yapamadım. Dedim size de az önce. Dedim size. Patates dikmeye gidiyordum. Gidemedim. Ha bu kabinin önüne de birisi bitmiş patates koydu oraya. Duruyor orada ellemedim onu. Zeynep kalk annesi o taraftan da aç da onun üstünü. Alem alem. Valla bu Efe bir alem. Gidemedim. Dur. Ama Allah nasip ederse iyiysem canlar belki yarına gider de tükerim onu. Az bir şey tükeceğim. Heves ettim. Ha bile taze olduğu zaman bahçede bile mesela kobarıyor burada haşlayarak yiyor. Hoşuma gidiyor benim çok. Gene bir bulunsun. Patates dikerse mal 10-15 Ocak kadarı. Üstüne de atarım şey. Ispanak tohumu. Marul dikerim içine. Güzel oluyor. Belki olur da belki gene olur. Ölmeyen sağ olan gene yer. Verirsin iki tane fiten birine. Birinden alırsın. Diyelim ben veririm pazı fiteni. Lahanası olan bağ veriyor. Ha öyle işte zaman geçiriyoruz canlarım. Ne yapalım? Ha şimdi burada bulaşıklarım var. Onları derim elimde yıkasam makine boş doldurmasam onu derim. Sonra derim Filiz boş ver. Ondan sonra cime canlar. Ne diyordum size daha? Ha bunları dedim toplayayım koyayım mutfağa. Atayım da bulaşık makinesini bırak. Hiç uğraşamam onlarla canlar. Valla git gel dışarıların işini gör canlarım eve gel. Evin işini gör, çocukları bırak al, alışverişe git gel. Ramazan gece kalk, sabah namazına kalk. Sabah uşaklara kalk, işe kalk. Aynı oldum zombi gibi. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Akşam abından aldım bilemacık.
Gülmekten beni kırılırsınız, gülmekten. Diyeyim size de bakın, abi çemberimi canları aldım. Gel bundan şimdi el işi yapayım, tamam mı? Bileme güldüreyim sizi de kapatayım. Canlar şöyle. Bunun üstü de var. Üstünü daha yapmadım. Şöyle. Bunun üstüne de canlar şu gülün içindeki renkten gelecek. Küçücük tomurcuklar olacak üstünde. Şimdi bunu gel bir karar yapayım. Tık 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 yapayım. Ondan sonra daldım. Herhalde kafam daldı. Ne düşündüysem. Ha bu kadar bir şey yaptım o yada. Oradan uyanın da bir önceki bitirdiğim çemberin o yasından devam ettim. Bu şimdi yeni başladım, bu niye? Bunu kafama yerleştiremedim, tamam mı? Evi yaptığım o yaya devam ettirdim bundan uyanın. Ha böyle bir baktım şeye. Çembere. Eşim de oturuyor, Erdoğan Bey de yanımda. Güldüm, dedi ki. He dedi ki hatun niye gülüyorsun? Dedim Erdoğan abi çemberde bir değişiklik hissediyor musun dedim. Etti abi. Hatunun niye yarısı başka yarısı başka? Dedim birini bu akşam başladım. Buradan uyandım da dün akşam bitirdim çemberin oyası dedim. Güle 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 öldü be diye hatun diye. Seni Allah iyi etsin diye. Dedim ne oldu Erdoğan, hepsinin aynı olması mı lazım yani? Buradan uyanı başka, buradan uyanı daha başka. Ne yatalım öyle mazuk ya. Sen diye kafan karıştı diye yapma daha diye. Ya bu pullardan canlar lazım, ben bunlardan bulamayırım burada. Mecbur Türkiye'ye gitmeye bekleyeceğim. Ha böyle ha bu pullardan bir de boncuk lazım bana. Çemberde oyası da yok. Döndü hep çember oyaları düz düz yok yani. Hep öldüler boncuk pul oyası. Tel oyası yok yani, böyle sade tel oyaları var. Ha böyle şey eski zaman örneklerini. Bunlar da ben sevmiyorum. Ha böyle isterim ya, böyle kibar olsun. Küçük olsun, kibar olsun. Hatta o çerde bitirdiklerimi de aslında size göstersem güzel olur. Alayım bunları. Alayım geleyim de göstereyim size, dur. Evet canlarım. Biliyorsunuz çemberlerimin 3 tane bir verdim. 4 tane bir verdim. Bir maşallahınızı da alırım ama. Zeynep hani doğru ört aşkım orayı. Bir maşallah demeyi de unutmayın. Bundan sonra zaten daha yapamam. Bunlar bence son. Daha çünkü bahçe işleri var ya canlarım. Daha yapamayırım. Bunları da kim isterse vereceğim bunları. Instagram adresimden canlar bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim Trabzonlu gelin 1461 bitişik harfli yazacağınız. Oradan bana istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Gene canlar şu elimdekinden beraber. Şimdi bunu da bitirip ütüleyeceğim güzel. Şöyle. Çemberlerimizin hepsi poslanmaz. Telleri güzel. İyisi. Çemberlerimiz de Cenk'in çemberleri canlar. Bunlar da sizlerden isteyen olursa veririm ona. Allah nasip ederse. Şöyle canlar bir önceki postayı yolladım tabii ki. Şöyle nasıl göstereyim size. Bakın. Ben bunları çok güzel canlar ütülüyorum. Kesinlikle makineye atmadığınız sürece elinizde yıkayın. Asla bakın. Bozulma, poslanma asla yapmayın. Şöyle. Tertemiz canlar görüyorsunuz. Ben bunları yaparken bile hiç çantasından yaptığım gibi çantaya koyarım. Asla şey yapmam. Zaten verdim. Hava ablama verdim. 5 tane. O da çok memnun kaldı. Filizciğim diye. Tertemiz diye. Böyle. Hiçbir pürüzü yok diye. Hatta o dedi, sorarım ona ki alacak mı bunları diye. Belki de o alır onları havaban, bilmiyorum. Onu da buradan öpüyorum. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Şöyle birinci yazmamız canlarım bu. İkinci de yazmamız da canlar. Şöyle. Bu da çok güzel oldu. Ben bunu da çok beğendim canlarım. Şöyle. Şöyle bunları canlar altını bir döndüm. Üstünün su yeşili deriz biz, su yolu. Onu pamuk. Pamuk değil bu arada. Pamuk bağırmaya da karıştı. Şunu ikinci sırasını yaptım. Ondan sonra da canlar bunları taktım tek tek. Şu şekilde. Üçüncü çemberimiz de canlarım bu. Hepsi ütülüdür. Hiçbirinin bir eksikliği, bir anormalliği yok. Tertemiz canlar. İster ceyiz verin, ister hediye yapın, ister hediye verin. Ne yaparsanız yapın.
Bu da canlarım, şuna bakın. İğneyası halt etmiş yanında, değil mi? Bunu ne lan yaptım canlar? Şişle yaptım. Bu şiş oyası. Ben önceden kendi çeyizime de bundan çok yaptım. Ben bu oyayı canlarım çok severim. Çok kullanışlı. Asla yıkadın mı bozulmay. Bakın canlar. Şöyle. Kitap gibi duruyor. Şöyle de bağlayla ya. Şöyle atayla ya. Kitap gibi duruyor. Bozmayayım bunu. Ütüledim bunu doğru düzgün güzelce canlar. Bakın. Kendi çemberi de çok güzel. Şu şekilde. Annenize verebilirsiniz, gelininize verebilirsiniz, kızınızın çeyizine koyabilirsiniz. Eski zaman modelleri değil. Şunlar mesela aralarında yoktu şunlar. Şunları ben koydum canlar. Bunları tek tek yaptım. Tek tek şunları ütüden çıkarıyorsun şişten. Yani bu bayağı bir zor. Yarım kenarda bir ütüleyeceğim. Yarım kenarda bir ütüyü çıkarırım, ütülerim. Düşünün. Bu da böyle canlarım. Şu şekilde salkım saçak çok güzel. Bu da üçüncü çemberimiz canlar. Bu da canlar, bunu da çok beğendim. Bunu bizim kızlar da çok beğendiler. Filiz aynı dedi, kendi çiçekleri gibi oldu çiçekleri. Bunun da örneğini YouTube'dan aldım canlarım. Şöyle çevireyim. Şöyle bakın. Şöyle. Şu şekilde. Öncekileri kargoladım. Instagram'dan yazdılar bana. Kargoladım. Kargolan yolladım. Herkesin eline ulaştı. Çok da güzel geriye dönük mesajlar aldım. Onlar bana çok teşekkür ettiler. Ben de onlara çok teşekkür ederim buradan. Güle güle kullansınlar. Sıradaki çemberlerimizde canlarım şu şekilde sahiplerini bekliyorlar. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Dediğim gibi Hava ablama yazacağım. Belki o isteyebilir. Kim isterse o. Bundan beraber canlar 5 tane oluyor. İsteyene Instagram adresimden dediğim gibi bana ulaşıp alabilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Bugün dediğim gibi doktora gittim canlar. İşten sonra biraz rahatsızlandım. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomu şimdi hemen size yollayacağım. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.